Efendim merhabalar, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Fatır Suresi 15-30 no'lu ayetleri inşallah sizlerle, siz sevgili dostlarımızla ele almak istiyoruz. O ayetlerle huzurunuzdayız. Fatır Suresi, Fatır malumunuz e, yaratan demek. Elhamdülillahi'l-lezi fatir-i semavati vel ard diye birinci ayette, yani semavatı ve yeri yaratan Allah'a, Hamd ile başladığı için bu adı almış idi. Bu surenin bir diğer adı da Melaike Suresi idi. Çünkü ayetin devamında <laughs> "Ca'ilil meleiketi rusulen uli ecnihatin mesna ve thulasa diyerek ikişer, üçer, dörder kanatlı melekleri elçiler yapmak suretiyle Rabbimizin yaratmasına, o meleklerle alakalı boyutuna işaret ettiği için bu adı almış olduğunu ifade eder e, müfessirler. Fatır Suresinin 15 ve 30. ayetleri arasını inşallah bugün siz sevgili dostlarımızla, Kur'an'a gönül veren siz sevgili kardeşlerimizle inşallah ele almak istiyoruz. Empati yapıyoruz. Muhtemelen diyoruz şu anda ekranları başında oturmuşlardır. Koltuklarına yaslanmışlardır. Belki bizi izliyorlardır düşüncesiyle stüdyodan sizlere seslenmeye çalışıyoruz. Çok muhteşem ayetler. Ayetlerin her biri muhteşem de. Hani insanı alıp bir yerlere götüren ayetlerden birisi. Bismillah ayet 15 Fatır. Ya eyühen entumul fukara ila Allah vallahu huvel hamid. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Ey insanlar, ey insanlar entumul fukara ila ilallah Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Allah'ın fakirlerisiniz. Allah ganidir, sizler ona muhtaç olansınız. Vallahu hu'l-gani'l-hamid. Allah zengin olandır ve hamde layık olandır. Genelde Kur'an-ı Kerim'den ayetleri okuduğunuz zaman ayetin sonunda biten son cümle aslında ayetin özeti gibidir. Mesela burada ne buyuruluyor? Ya eyühennasu entumul fuqara u ilallah. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız ey insanlar. Vallahu hu'l-gani'l-hamid. Allah ganidir, zengindir, hamde layık olandır. Yani Allah zengindir, işin özeti. Ya eyyuhen nasu entumul o ilallahın özeti. Vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah zengindir kısacası. O hamde layık olandır. Verdiği nimetler karşısında kendisine şükredilmesi gerekecek olan yüce bir kudrettir diye buna Rabbimiz işaret buyuruyor. Zaten hani hatırlarsanız Veysel Garani'nin duasıdır değil mi? İlahi, ente Rabbi e, ve enel abd, ben senin, sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum. Ve entel haliku ve enel mahluk, sen haliksin, ben de senin yarattığın bir mahlukum. Ve entel razigu ve entel rızagu ve enel marzuk, sen rızık verensin, ben de rızıklanmış olanım. Ve entel malik ve enel memluk, sen maliksin, sahip olansın her şeye. Ben ise memlukum, yani senin kölenim. Sana aidim ben, manasında bir şey. Ve entel azizu ve enel velil. Sen yücesin, aziz olansın. Ben ise e, zavallı senin bir kulunum. Ve entel ganiyu ve enel fakir. Sen zenginsin, ben ise fakirim. Sana muhtacım ey Rabbim, diye devam eder. Ve entel hayyu ve enel meyyit diye. Veysel Garani'nin duasıdır. Zaten bununla alakalı kutsi bir hadiste de benzer ifadeleri görüyoruz. Maalini sizlere anlamını aktarmak isterim. Ee, Hazreti Hz. Peygamber aleyhisselamdan aktarır Ebu Zer radiyallahu an. Ben zulmü kendime haram kıldım diyor Rabbimiz kutsi hadisinde ve onu sizin aranızda da haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin ey kullarım. Hepiniz dalalettesiniz. Yani sapıt yoldan çıkmış durumdasınız. Yalnız benim doyurduklarım Yalnız benim hidayete erdirdiklerim müstesna. Öyleyse benden hidayet dileyin ki size hidayete erdireyim. Ey kullarım hepiniz açsınız yalnız benim doyurduklarım müstesna. Öyleyse benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım siz gece gündüz günah işliyorsunuz. Bütün günahları affeden de benim. Bunun için benden af dileyin ki sizi affedeyim. Ey kullarım sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, insanlarınız ve ve cinleriniz sizin en takvalınız gibi olsalar bu benim mülküme bir şey eklemez. Devamında da sevgili dostlar sizler fakirsiniz, ben ise zenginim diyerek Rabbimiz burada kendisinin evrene, bütün kainata karşı onun konumunun yani hiç kimseye muhtaç olmayan yüce bir kudret, kudret olduğuna bu ayeti kerime işaret buyurur. Hani Yahudilerin yine gadab hak eden Yahudilerin hallerindendir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde karzı hasen dediğimiz güzel bir borç istiyor mesela. Yani kendisini düşünerek, onun rızası için, ona niyet ederek açları, fakirleri, mağdurları doyurma konusunda insanları infaka davet eder Kur'an-ı Kerim. Bu manada Rabbimiz buna infaka davet eder. Ondan dolayı Allah niye bizden borç istiyor ki? Diyerek Yahudilerin yani vallahul gani ifadesiyle onlara cevap verirken Rabbimiz e, o kafirlerin o Yahudilerin e, bu manada Allah'ın borç istemesi karşısında e, ifadeleri çok manidardır. Ben buradan sizlerle onu paylaşmak istiyorum ayeti kerimede. Bakınız Ali İmran suresinin bir ayeti kerimesi. Laqad semi Allahu قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَوْنِيَا Hani o kimselerin Allah fakirdir, biz ise zenginiz dedikleri şeklindeki o sözlerini Allah işitti. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا Bunu yazacağız, yazıyoruz. وَقَدْ enbiya abi بِغَيْرِ hak Ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini de yazıyoruz. Ve وَنَقُولُ ذُوغُ عَذَابَ الْحَر۪يقِ O gün kıyamet günü onlara o yakıcı azabın, ateşin azabını tadınız diye öyle sesleneceğiz diye ayette ifade buyurur. Evet bu ayeti i kerime böyle. Ya ayyuhan nas entumul fuqara ila Allah vallahu huvel ganiyyul hamid. Amende. Biz de buna iman ettik. In yeşa yuzhipkum ve yati bi halqin cedid. Eğer Allah dilese sizi giderir ve sizin yerinize yeni bir halk getirir, yeni bir insanlık getirebilir. Buna kadirdir. Kendinize bu kadar güvenmeyin. Yok etmeye kadirdir. Size de muhtaç zaten değildir. Ve muadalikarallahı bir aziz. Allah'a göre bu çok zor olan bir şey değildir diyor Rabbimiz bu ayeti kerimesinde. Devamında bir yine bir e, sünnetullah, bir ilke, temel ilkelerden, Kur'an'ın koyduğu ilkelerden, bütün kitaplarda, kutsal kitaplarda yer aldığını bildiğimiz ilkelerdendir. Vela teziru ve ziratun vizra ukra hiçbir günahkar başkasının günahını asla yüklenmez. Ve in tedu miskalatun ilahim liha ne buyuruyor? Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını başkasını günahını yüklemeye çağırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Beytet <laughs> ummis kalatun ilahim liha la yuhmel minhu şeyun velev kana za qurba. Velev ki çok yakınları da olsa bu manada başkasının günahının yüklenmesi konusunda kendisinden istenirse asla onu yüklenmesi mümkün değildir. Eee in de, değildir. Innema tunzirullezine yahşevne rabbuhum bil gayb. Bu ilkeler konusunda ey habibim sen sadece Allah'ı görmeden ondan korkan kimseleri gayb alemine ait olan Allah'la alakalı o bilinci elde etmiş olan kimseleri sen ancak inzar edebilirsin ve akamussalah ve namazını kılanları sen inzar edebilirsin ve men tezekka fe innema yetezekka li nefsi aslında temizlenen hak ve hakikat karşısında ona bağlanarak kitaba uyarak bu dinin yolunda giderek emirlerine uygun hareket etmek suretiyle iç dünyasındaki o günahlardan arınma konusunda üzerine düşeni yapan bunu kendisi için yapmıştır. Fe inne ma nefsi kendisi için arınma sürecini yaşamıştır. Dolayısıyla herkes kendisine ait olan bir görev olarak bunu yerine getirmektedir. Bakınız bununla alakalı Ankebüs suresinde de benzer bir ayeti kerime var sevgili dostlar. O ayeti de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve men cahede fe inne orada da. Cihad eden, gayret eden, çaba sarf eden, kendisi için çaba sarf etmiştir. Gayret etmiş demektir. İnna Allah la anil alemin. Allah bütün alemlerden yani onlardan münezzehtir. Onlara muhtaç olmayandır diye buyurmaktadır ayet-i kerimede. Evet. Demek ki Allah'ı görmeden ona iman eden, namazlarını kılan, eda eden kimseleri sen uyarabilirsin buyuruyla ayet kelime de bunlara işaret ediyor. 19. ayet. Ve ma yestevil a'ma vel basir. Kör ile gören bir olmaz. ...vela la zulumatu ve nur. Karanlıkla aydınlık bir olmaz. Burada kör ile gören derken ...hakikata karşı gözünü tıkayan, gözünü kapatan, onu görmek istemeyen kafirle o hakikatla nurlanmış olan o kişi yani mümin kişi asla bir olmaz. Karanlıkla aydınlık derken de küfürle iman bir olmaz diye genelde bizim tefsir kaynaklarında bu şekilde açıklanmış. Velazillu velel harur gölge ile sıcaklık bir olmaz. Cennet ile cehennem bir olmaz diye açıklanmış. Ve mayistavil ahya u vel emvat. Diri ile ölü bir <laughs> olmaz. Yani imanla dirilmiş, gönlünü imana açmış olan müminle küfür yolunda kendisini heder etmiş, yok olmuş, adeta manen ölmüş olan kimse asla bir olmaz diyerek bu noktada Rabbimiz ikisinin eşit olmadığını burada ifade buyuruyor. İnna Allaha yusmi men yeşa. Allah dilediğine hakikati, o vahyi işittirebilir. Ve me ente bi müsmiin men fil qubur? <laughs> Sen kabirlerdeki ölmüş olan insanlara adeta kabirlerde ölmüş olan insanlar gibi ruhlarını, gönüllerini, duygularını köreltmiş, öldürmüş olan o insanlara sen asla bu hakikatleri işittiremezsin. Ne kadar okursan oku, onlar için bir fayda vermez gibi Rabbimiz buna işaret buyuruyor. İn ente illa Evet sen sadece bir uyarıcısın. İnna ersennake bil hakki beşiran ve nedira. Biz seni hakikatle, Kur'an'la uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdik. Müminleri cennetle müjdelersin. Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın affıyla müjdelersin. İnkar eden insanları ...hakkı hakikate karşı kör davrananları uyarırsın. Azapla uyarırsın. Bu dünyada da, ukbada da başlarına gelecek olan elim akıbetle sen uyarırsın o kadar. Les talehim bi musaytir. Onların üzerinde de bir zorlayıcı sen değilsin, olamazsın. Ve in min ümmetin illâ khâlâ fîhâ Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelmiş olmasın. Bunu biz başka ayetlerde de görüyoruz. Ve likulli kavmin hat. her ümmetin bir hidayet edici rehberi, peygamberi, onları uyaran bir kitabı mutlaka gelmiştir. Bu ayette de ona işaret buyuruyor. Ve in min ümmetin illâ khâlâ fîhâ Gelmiş geçmiş o geçmişlere alakalı ne kadar milletler geldiyse mutlaka onlara Allah bir uyarıcı, bir hatırlatıcı mutlaka göndermiştir. Elbette ki biz de o Peygamber'in yolunun yolcuları olarak mecazen. Biz de uyarıcıyız ama nezir dediğimiz zaman, uyarıcı dediğimiz zaman bu yani e, Peygamberle alakalı ona özgü bir bir mana ifade eder. Yani Resul dediğimiz zaman bizden her biri bir Resuldür gibi bir manayı kullanamayız. Çünkü elçi olmak, gerçi Kur'an'da melekler için ya da Hz. Süleyman döneminde mesela elçileri Belkıs'a gönderiyor. Ayette Resul ve Rusul tabiri kullanılıyor. Mecazen bu manada elçi kullanılır ama yani Resul dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de daha çok terminoloji olarak Peygamberler için kullanılan bir kavramdır bunu da göz ardı etmemek lazım. Evet. Ve in ke, fakat kazzaba'llezine min qablihim. Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, doğrusu onlar senden önceki peygamberleri de yalanlamışlardır. Yani yok aslında onların daha önceki yalanlayan milletlerden bir farkı. Ne olmuştu? Caethum rusuluhum bil beyinat. O peygamberler apaçık ayetlerle gelmişler idi ve biz zubiri böyle sayfalarla kitaplarla gelmişler. Ve bil kitabel münir kendilerini aydınlatan, onların gönüllerine ışık verecek kitaplarla gelmişler idi. Ama inkar ettiler. Onları dışladılar. Onların kendisini getirdikleri mesajı alaya aldılar. Sonuç onların tabii ki helakiyle sonuçlandı. Devamında zaten buna işaret buyuruyor. Fümme akasulle dine keferu fe keyfe Sonra ben inkar edenleri yakaladım o istihza eden, alay eden kimseleri alaylarıyla yakaladım ve beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Onlar bunu da gördüler. Fekife kâne nekir, beni inkar etmenin onlar için ne kadar acı bir sonuçla, onların akıbetiyle alakalı, o elim azabı yaşamalarıyla alakalı nasıl olduğunu onlar gördüler. Buna işaret buyuruyor Rabbimiz. Elem tera, sen görmedin mi? Allah'a Allah, Enzele mines sema ima'a. Semadan Allah su indirir. Her zaman bunu yapar. Dünya kuruldu kurulalı. Bu kuralı devam etmektedir. Fe ahrecina bihi semaratin muhtelifen Renkleri değişik Allah birçok meyveyi, ürünü o yağmurla Allah yerden çıkartır. Yağmursuz da çıkartmaya kadir midir? Tabii ki çıkartır ama Mevla evrene bir sünnetullah, bir yasa koymuştur. Bu yasasının gereği yağan yağmurlarla onların yeşermesi ve hayata yeniden başlaması ilkbaharla birlikte ve bu, bu sürekli bu döngünün her mevsim, bahar mevsiminde bunun sürekli gerçekleşmesi gibi Mevla bir yasa koymuştur evrene. Buna işaret buyuruyor Rabbimiz. Renkleri çeşit çeşit ürünler çıkartır. Ve minel cibali Cüde dün, biyudun ve humrun muhtelifün elvanuha ve bisud. Aslında bu farklı farklı renklerdeki bu hal dağlarda da vardır. Çünkü dağlarda da beyaz, kırmızı birbirinden farklı çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da vardır. Yani dağların eteğinde şöyle uzaktan seyrettiğiniz zaman bunu aynen görürsünüz. Ben vaktiyle Vanda bir dönem kalmıştım sevgili dostlar. Oradan bizi Vandan seyreden kardeşlerimize selamlarımızı iletiyoruz. Orada Bahçe Sarayı gittiğim zaman o dağın eteklerinde, o yüksek e, e, devasa dağların eteklerinden karşıyı seyrettiğim zaman bu ayetleri hatırlamıştım. Gerçekten o dağlardaki çizgilere baktığım zaman bir katta böyle kırmızı bir çizgili dağ böyle dağın yollarında böyle kat kat böyle tabaka tabaka. Farklı renklerde dağın böyle böyle o şekilde serafa bir halini orada gördüğümü hatırlıyorum. Burada da Rabbimiz buna işaret buyuruyor. Dağın böyle kendisine uzaktan baktığınız zaman o farklı renklerdeki kızıl toprak, siyah toprak, kayalaşmış toprak, işte kırmızı toprak gibi o topraklarla ola dizili olan o halini orada, o serpilmiş vaziyetteki o halini orada insan gözlemlemek isterse ibret nazarıyla bakarsa bunları görebilmektedir. Yani bütün yolları insanlar kendileri yapmıyorlar. Sonradan insanlar tabii ki teknolojik imkanlarla oralarda yollar açıyorlar ama yol açmadan da o doğal yaratıldığından sonraki süreçte oralarda böyle insanların gidebileceği böyle bir takım rahat e, böyle gidiş hallerinin, menzillerinin olduğunu da görüyoruz ki Ayette buna işaret buyuruyor. Ve minen nas ve devab ve en'am elvanuhu kedalik. Yani insanların da böyle çeşit çeşit renkte yani farklı renklerde insanları görürsün. Hayvanlarda böyledir. Bütün canlılarda böyledir. Onların da kendilerinde böyle farklı renklerde bir takım varlıklar olarak onlarda da benzer durumu görürsünüz. İnsanlardan yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Yani buna zaten hani Rum Suresi 21 22 23 24'te de işaret edilir ya. Ve menayatihi ve el sinetikum ve Dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı olması da Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Menamukum bil leyli ven nahar. sizin geceleri uyumanız onun ayetlerinden bir ayettir. Sizin kendi eşlerinizden, sizin kendi özünüzden, aynı hamurdan, aynı çamurdan sizin için eşler yaratması, aranıza ülfeti, muhabbeti yerleştirmesi de onun ayetlerinden bir ayettir diye buna işaret eder ya, değil mi? Halakalakum min enfusikum azvacen liteskunu ileyha ve ceala beynekum Meveddeten ve rahmet. Yani yaratıcının e, Ahmet'le Ayşe'yi birbirlerine böyle muhabbet besleyerek sonucu evlilikle biten bir şekilde yaklaştırması. Daha düne kadar tanımadığı bir insana karşı hani anadan geçilir, yardan geçilmez derler ya. Bu kadar sevecek derecede ona içinde bir muhabbetin birden oluşu vermesi de içindeki bu kaynayan bu hal hani pozitif elektrik manasında elektrik alma dediğimiz hal ya zamanın gençleri bunu ifade ediyorlar şimdi. Yani bunların her biri aslında Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Üzerinde düşünmeye değerdir. Bu ayetler de bu manada bizi tefekküre, bizi düşünmeye davet ediyor sevgili dostlar. Evet. Bunları insan görebilmesi lazım. Bu da neyle olur? Bilgiyle olur. İdrak etmekle olur. Tefekkürle olur. Ve onun için Rabbimiz bakın devamında يَخْشَ yahşallahu min ibadihi'l ulema kullara arasında Allah'tan en çok korkanlar alimlerdir, bilenlerdir. Elbette ki matematiği bilmek, biyolojiyi bilmek, psikolojiyi bilmek, tarihi bilmek bunların her biri önemlidir ama bütün bu bilgileri yaratıcıyla irtibatlı halde düşünürsek yani bir hayvanı seyredip bir böcek üzerinde deney yapıp tahlillerde bulunup onunla alakalı bir takım onun yani doğuşundan ölüşüne kadarlık o süreç içerisindeki yaşadığı evrelerle alakalı bir takım bilgilere sahip olup ve buradan yaratıcıya, yaratılmıştan onların yaratanına varırsanız bu bilgi bir anlam ifade eder. Yoksa o bilgi sizde evrenin sahibiyle irtibatı kurdurmayacaksa sizin zihninizde, sizin gönlünüzde, yüreğinizde, sırtınızda bir yükten başka bir anlamı yoktur. Böyle bir bilgi yaratıcıya bizi götürmeyen bir bilgi bizim için vebalden öte bir mana ifade etmez. Onun için zaten ayette buna da işaret eder başka yerde. Burada Allah'tan en çok alimlerin korktuğunu ifade ediyor. Hangi alim? Marifet ehli olan alim. Allah'ı bilen, onunla yatıp onunla kalkan, onun her şeyde eserden müessire gitmek suretiyle onun yaratı, yaratı, yaratıcı olduğunu, kendisinin onun yaratılmış bir kulu olduğunun bilincine varan kişidir Esi, gerçek manada alim. Hatta bunun için şunu ifade edebiliriz. Zümer suresinde hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu diyor ya ayette. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu derken aslında orada da, ayetin öncesine baktığınız zaman emmen hu vakanitun ana elleyli sajidan gece kalkmış, Allah'a sürekli gece boyunca ibadet eden secdede gözyaşı dökerek Allah'ın haşyetiyle gecesini ihya eden kişiyle böyle olmayan inkar yolunu tercih eden kör sağır bir şekilde hayatını devam ettiren kişi hiçbir olur mu manasında bir anlamı vardır. Orada Allah'ın mukayese etmemizi bizden istediği şey marifet ehli, Allah'ı tanıyan, bilen, onu her an aklında tutan, o bilinçle yaşayan, müminle böyle olmayan kişi bir olur mu manasındadır. Bunu da unutmamak lazım. Evet. İnne ma min ibadihi'l ulama. Kullarından en fazla alimler korkar. Şöyle bir kıraatten bahsedilir. İnne ma min ibadihi'l ulama. Allah en çok alimlerden korkar diye. Bu kıraat şekli uydurma bir kıraattır ki Ebu Hanife'ye nispet edilir. Haşa Ebu Hanife böyle bir okuyuşla o ayeti okumamıştır. Yani alimlerden Allah'ın çok korktuğuna vurgu yapmak suretiyle Allah en çok alimlerden korkar. Doğrusu o değil. Allah'tan en çok alimler korkardır. Bunu da burada ifade etmemiz lazım. İnne Allah'a azizun gafur. Allah çok güçlü olandır, güç sahibidir ve kullarını bağışlayandır. Bir sonraki ayet İnnellezîne yetlûne kitâb Allah Allah'ın kitabını okuyanlar ama bu tilavet nasıl bir tilavet? Yani Allah'ın kelamını okuyanlar önce bir okuyalım ayeti ve akamus sala namazlarını kılanlar ve enfekû min nahum bizim kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak edenler nasıl? Sırran ve alaniyeten gizli ve açık işte bunlar yani Allah'ın kitabını okudu namazını kıldı gizli ve açık infak etti işte böyle insanlar yarculuğuna ticareten lentebur asla zarar etmeyecek bir ticareti ancak bunlar umabilir ne muhteşem bir ayet Allah'ın kitabını okumak tabii ki bizim tefsir kaynaklarımızda bununla alakalı ifade edilir. Allah'ın kitabını hakkıyla okumaktan da Bakara suresinde yetrunuhu hakta tilaveti hakkıyla onu tilavet edenler derken yani onun emirlerine ittiba eden, yasaklarından kaçınan bir üslupla, bir eda ile Allah'ın kitabını okuyanlar manasının o ayette de ifade edildiği üzere böyle olduğunu düşünmek lazım. Allah'ın kitabını okumanın gerçek manada okumanın manası okuduk anladık. Mesela burada devamında ne buyuruluyor? Allah'ın kitabını, yetlüğüne kitab Allah, Allah'ın kitabını okuduk. Devamında ne buyuruluyor? Ve akamus sala. namazlarını ikam ederler dört dörtlük yerli yerince bu ibadeti yerine getirirler. Ve enfakû mimma verdiğimiz rızıklardan infak ederler, harcarlar. Sirran ve alaniyeten, açıktan ve gizli, çaktırarak ve çaktırmadan, yani fakirleri gözetmek suretiyle bunu yerine getirirler. Ve bunu yapan insanlar belki ahirette yani helal yok olmayacak, kaybolup gitmeyecek, zayi olmayacak bir ticareti onlar umabilir. Bu ayetin aynısını, devamını, bu numarası burada kaç? E, 29. ayet. İbrahim Suresinin de 30. ayeti Allahu Alem. Bakınız onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne kadar birbirleriyle örtüşüyorlar. O 31'miş affedersiniz. Ayeti sizlerle paylaşıyorum. Kul li ibadiyellezine amanu. İman eden kullarıma söyle. İman eden kullarıma söyle. Yuqimus sala namazlarını kılsınlar. Ve yunfiku mimma rızaknahum. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak etsinler. Nasıl? Sirran ve alaniyeten. Gizli ve açık infak etsinler. Evet. Neden önce? Min gabli en ye'tiye yevmun La bay'un fihi ve la hilal. Ne dostluğun, ne alışverişin fayda vermediği bir gün gelmeden önce iman eden kullarım ne yapsınlar? Gizli ve açık infak etsinler. Namazlarını kılsınlar diye buyurmakta. Yani şu ayet bir mümine hayat boyu yani kendisine uyması konusunda şu ayeti uygulasa ben yeter diye düşünüyorum. Elbette ki o, o yolun yolcusu olunca Mevla onun gönlünü açacaktır. Yardımcısı olacaktır. Yolunda gidene yoldaş olacaktır. Ankebüt 69. Ne olur ezberleyin. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ve inna Allah lema al muhsinin. Bizim yolumuzda cihat edenleri elbette ki biz maksatlarımıza, hedeflerimize ulaştırırız. Allah ihsan sahipleriyle beraberdir diye buyuruyor. Allah'ın yolunda olana da Mevla elbette ki yar ve yardımcı tabii ki olacaktır. Bu bunda hiç kuşku yok. Bu ayette böyle bir ayet. Bir daha hatırlayalım, unutmayalım. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazını kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla ama asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Bu da bir ticarettir. Yarcuna ticareten len tebur. Kur'an-ı Kerim'de bu ticaret olgusu, mefhumu çok kullanılır. Yani mesela tövbe suresi 111. ayet Allahu alem ne buyuruluyor? Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Allah müşteri. Neye müşteri? Bize müşteri. Bizim dükkanımız var. farz hal Rabbimiz gelmiş. Canınızı ve malınızı bana verirseniz, benim uğrumda, benim yolumda onu tüketirseniz, benim yoluma kendinizi teksif edip böyle bir hayat yaşarsanız, bunun sonucunda ben sizlere aha da cenneti vaat ediyorum diye buyurmakta. Müşteri olan Allah, bize gelmiş ve bizden canımızı ve malımızı onun uğrunda gözümüzü, kulağımızı, ayağımızı onun yoluna feda eden bir hayat yaşamamızı bizden istemektedir. Evet böyle bir böyle bir müşteri olan bir rabımız var bize. Tenezzülde bu, bu, bulunuyor ve bizi aslında tefekküre davet ediyor. Onun için ben şu ismi çok severim. Satılmış. Satılmış iş ismi eğer kendisini Allah'a satmak manasında kullanılırsa çok güzel bir isim. Allah'a kendisini satmış, satılmış insan manasında çok güzel. Burada da onu görüyoruz. Yarcune <laughs> ticareten. Öyle bir ticaret umabilirler ki lentebur yani helaki olmayan, ifsat etmeyen, kesat olmayan bir ticareti onlar bulabilirler. Ve devamını okuyarak bitirmiş olalım. Li yufiyuhum ucurahum ve yaziduhum min fadlih. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz o çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Efendim, ne mutlu bu dünya hayatını ahiret için Rabbimizin istediği gibi bir ticaret, bir ticaret olgusuyla, mantığıyla bakarak o şekilde ahiretine yatırım için hayatını ona göre teksif eden, ona göre çalışan bahtiyar kullarına diyoruz. Burada programımız bitmiş oluyor. İnşallah bir başka gün yeniden kaldığımız yerden devam etmek üzere, 31. ayetten itibaren inşallah huzurunuzda olmayı ümit ediyoruz. Bu duygularla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız, Kur'an'da kalınız efendim.